Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bu akşamki bildiğimiz bir markette sebze reyonu resmimiz var. Kim yapmak ister, kim denemek ister? Nihat Hocam, denemek ister misiniz? Ne yapacağız hocam? Bu resmi tanımlayacaksınız. Yani işte bu resimde ne görüyorsunuz? Daha sonra da bu sebzelerle alakalı bir erfahrınlık yapıyorsunuz. Yani işte ben de memlekette böyle ekerdim, biçerdim. İşte annem de böyle bunlardan şu yemekleri yapardı. Yemek yapılır, ne bileyim salata yapılır. Böyle 2-3 cümlede erfahrınık denilen tecrübe. Yani illa gerçek olması önemli değil. %100 de fantezi de olabilir. Auf dem Bild sehe ich viele Obst, Tomaten, Paprika, Gurken und andere. Ich wohne in WG, ich habe drei Freunde. Ich gehe mit meinem Freund jeden Woche einkaufen. In my Heimatland auch ich gehe immer einkaufen und kaufen Gemüse. Hocam aklıma başka bir şey gelmiyor yani şimdi. İşte bu kadar hocam. Yani zaten yapacağınız bu kadar yani. Sadece kelimeyi uzatmak için tek tek bunları sayabilirsiniz. Yani gördüğünüz her şeyi mesela şunu petersile mi yani bilmiyorum tam ona da benzemiyor gibi ama benziyor da gibi emin değilim. Gibi yani kelime olarak çoğaltmamız gerekiyor yani sadece. Burada 1,5 dakika kadar bir vaktimiz var. 1,5 dakikada böyle bir şeyleri söylememiz gerekiyor yani. Teşekkür ederim Nihat Hocam. Başka kim denemek ister? Ben deneyebilirim istiyorum. Buyurun hocam. İki hocam birden söyledi. Fark etmez hocam, siz de olur. Seda Hocam buyurun. Bugün artı bir siz yazdığınız için bugün size bir artı puanla öne geçiriyorum. Hadi buyurun. Çok fazla hani bir şey bulamadım ama yine deneyeyim. Auf dem Bild sieht man viele Gemüse. Paprika, Gurken, Aubergine, Salat und Petersilie und so weiter. Ich glaube, sie sich in dem Supermarkt befindet. Sie sehen frischer aus. Jede Gemüse ist geordnet. Das Thema des Bildes ist Gesundheit oder gesunde Ernährung. Ich finde das sehr wichtig, weil viele, ich finde das sehr wichtig. Und ich möchte immer frisch Essen zubereiten werden, weil ich zwei Kinder habe. Deshalb pro Woche vier oder fünfmal Gemüse kochen. Jeden Tag mache oder bereite ich Salat vor. Und Fertiggerichte sind ungesund, deshalb bereite ich alle Nahrungsmittel frisch vor. Deswegen muss ich pro Woche drei oder viermal gehe ich zum Supermarkt. Obst und Gemüse esse ich nur öfter als früher.
Heutzutage viele Kinder sitzen am Computer und bewegen sich so wenig, auch Corona-Pandemie-Zeit. Und dann, wenn wir unsere Kinder gesunder ernähren möchten, sollen wir nicht so viel Schokolade und Süßigkeiten kaufen gehen. Ich glaube, das war alles. Evet, danke schön hocam. Gayet güzeldi. Yani resimde çok bir şey bulamadığım için kendim sağlıklı beslenmeye bağlamak istedim ama. Hiç problem yok hocam. Bence gayet güzeldi yani. Şimdi burada teşekkür farklı sesler güzel oluyor. Mesela şimdi Filiz hocam da inşallah bir aktarsın. Ağzından Azra hocam söylesin. Bakın şimdi bayanların bu konuda tecrübesi iyi oluyor. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Filiz hocam buyurun. Ben farklı bir açıdan değerlendirmişim bunu. Gemimize sağlık açısından değil ama bir yapayım. İşte o yüzden dedim zaten hocam. Farklılıktan kastım buydu. Yani yanlış da anlamış olabilirim. Bir yapalım. Auf dem Bild sieht man eine Abteilung. Sie besteht aus zwei Stocken. Evet, girizgah güzel oldu bence. Pardon, pili bitiyor da şarj ettim. Es gibt viele verschiedene Gemüse, wie beispielsweise Auberginen, Salate, grüne Paprikas, Tomaten und Cherrytomaten, grüne und rote Paprikas, Gurken und Minigurken. Außerdem besteht es Petersilien. Wenn ich dieses Bild sehe, habe ich mich an türkische Supermärkte erinnert. Die heißen Migros, Şok und andere Supermarket. In der Türkei gibt es gleiche Situation. Zudem werden viele Märkte jeden Tag auf der vielen verschiedenen Straßen begründet. Märkte sind günstiger als Supermärkte. Deshalb bevorzugen viele Menschen auf dem Markt einzukaufen. Und als Familie lieben wir Gemüse zu essen. Ben bu şekilde yaptım ama. Gayet güzel hocam, gayet güzel. Teşekkür ederiz Hüseyin hocam. Rica ederim. Hazır hocam, demek ister misiniz? Yani hocam ben hiç bakmadım, yeni bakıyorum da. Bir şeyler söyleyeyim aklıma gelebilirse. Aften bir zehiş, fiile gemüze, baş bir gurkın, grüne paprika, rote paprika, tomatın, aubergine, iceberg, und so weiter. Außerdem sehe ich an der Wand einen langen Spiegel. Sie ist hier vielleicht Gemüseladen oder in einem Supermarkt. Und ich achte auf meine Gesundheit, deshalb koche ich zweimal oder dreimal pro Woche Gemüse essen. Außerdem ich kaufe am liebsten auf dem Markt. Auf dem Markt. In meinem Heimatland gibt es viele Markts. Als ich in der Türkei war, ginge ich immer oder zweimal pro Woche auf den Markt, um Gemüse und Salat und Gemüse und Obst zu kaufen. Ich denke, Obst oder Gemüse sind auf dem Markt frischer und günstiger als im Supermarkt. Deshalb würde ich gern auf dem Markt kaufen. Aber in Deutschland gibt es keine auf dem Markt. Deshalb muss ich
Oslo da gemi üze im supermarkt einkauf. Ja, das war alles. Teşekkürler hocam ama burada da pazarlar kuruluyor hocam ya. Yani çok hocam buradaki pazar o kadar küçük ki yani bir iki tane tezgah var başka yok yani benim bulunduğum yerde. Yani bir de o bir yerde abi. Var çünkü yani çok şey o da çok uzak. Yani benim bulunduğum yerde yok yani. Evet yani. Hani Türkiye'de tamam, o... gibi böyle bir kilometre, evet. 2 kilometre İstanbul'daki gibi kocaman pazarlar yok yani. Ya hocam İstanbul'u saymayın. Yani İstanbul olağanüstü bir yer. Şimdi şöyle düşünün. 20 bin nüfusun altındaki bir yerde ne kadar büyük bir pazar kurulabilirse o kadar yani. Evet o konuda öyle. Doğru söylüyorsunuz. Ama yani bizim Christ'ta görüyorum ben bazı kursa giderken. Yani İnan pazar böyle panayır gibi hakikaten renk renk böyle her çeşidinden kocaman kocaman etleriydi, balıklarıydı, sebze gemüzeleriydi, opslarıydı. Yani insan böyle hani normalde markette 2-3 liraya aldığınızı kesinlikle o pazarlarda 4-6 liraya alıyorsun. Öyle bir fiyat var. Mesela kiraz 8-9 liraya satıyorlar kirazı. Markette 5 liraya satıyor. O 8-9 liraya satıyor. Neden bilmiyorum. Çok enteresan bir fiyatlandırma var yani. Belki buradan yorum yapabilirdik. Hani ben de şey yapmadım ama hani Wochen Marktlarla normal süpermarketlerin fiyat kıyaslamasını belki ekleyebiliriz resmen. Ekleyebiliriz. Aynen. Aynen hocam. Aynen. Başka Hacer hocam bir siz de yapın. Belki sizin de tecrübeniz farklıdır. Ya hocam kusura bakmayın ben şimdi çalışıyorum. Tamam, o zaman kaynak problem. İşimi yetiştirmem lazım. Plazada tamam. Bugün 9'da şey oldu. Kapandı. Ben de 11'e kadar işimi bitireceğim. Tamam. Tamam abla. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Dinliyorum sizi. Tamam. Teşekkür ederim. Başka denemek isteyen var mı arkadaşlar? Bir Falcon denemek ister misiniz? Hocam ben her akşamlar bu ikinci katılışım hatta 1.5'te diyebilirim. O yüzden biraz tecrübe edinmek istiyorum açıkçası. Tamam. Tamam hocam. Hangi problem? Evet arkadaşlar 68. istivasyonumuz. Katzen kümen. Aslında çok klasik bir konu belki ama yani Wochenrisch sınavda olabilir yani. Evet. Kim denemek ister? Evet Hazır hocam. Filiz hocam da siz başlayın. Hocam ben bu advanced plana hiç bakamadım bugün ya. Hocam hiç problem değil. Bakmamız daha iyi. Şu anda ne biliyorsanız onu sınav olduğunuzu düşün yani. Sınavda çıktı bu karşınıza. Yani işte o kötü. Wie oft hingehen nedir mesela? Onu anlamadım. Şimdi bakıyordum. Ne sıklıkla oraya gidilecek? Aynen. Nereye gidilecek? Arkadaşın evine kediye bakacağız ya. Hangi sıklıkla kediye bakılmaya gidilecek? Ha, arkadaşın evine gidip kediye bakacağız. Biz evet. Almayacağız kediye. Biz almayacağız. Hayır biz oraya gideceğiz. Bütel mama demek zaten. Yani hayvan yiyeceği diyeyim. Hayvan maması diyeyim ya da. Nereden satın alacağız diyor. Tiye geşeften işte hayvan dükkanından diyelim. Ya da süpermarketten. Aynen Azra hocam söyledi. We oft hingehen. Ne sıklıkla gideceğiz. İşte onun oynaması için bir sok neler olabilir. İşte bu kedilerin tuvaletini yapması için böyle bir kumlar oluyormuş. Onu hangi sıklıkla temizleyeceğiz, zavabar yapacağız diyor. Neue Sand diyor. Yeni kum alacağız mı diyor. Ya da yeni kum diyor. Yeni kum alacağız demiyor da. Yeni kum diyor. Wie lange mit Katze bleiben diyor. Bleiben ne demekti Azra hocam?
Yarın kalmak hocam. Kalmak değil mi? Evet. Ne kadar kedinin yanına gittiğimiz vakit kedinin yanına kadar kalacağız. İlgileneceğiz. Evet. Birden insan aklına gelmiyor bazı şeyler. Yani bilsen de. Evet. Denemek isteyen kim var? Biz evet, hocamla deneyelim. Yani yapmaya çalışalım. Hocam siz soruyla beni yönlendirir misiniz? Soruları siz tamam. Sorun isterseniz. Ben hani cevapla şey yapayım. Tamam olur. Hallo Filiz, schön dich zu sehen, wie geht es dir? Hallo Azra, schön dich zu sehen, wie geht es gut und dir? Mir geht es auch gut, danke schön. Unsere Freundin Azra, unsere Freundin Zeynep muss für eine Woche nach Berlin fahren. Sie hat mir gefragt, ob ich mich in dieser Zeit um ihre Katzen kümmern könne. Ich habe gesagt, ja, natürlich, ich würde gern. Aber kannst du mir bitte helfen? Können wir zusammen diese Aufgabe erledigen? Hast du Zeit und Lust? Ja, gerne. Ich habe Zeit. Ich kann dir helfen. Aber was könnten wir futtern machen? Hast du eine Idee? Ja, ich habe eine Idee. Wir können Milch kaufen für Katze. Okay, im Supermarkt kaufen wir Fisch und Katze futtern. Okay? Okay, das ist eine gute Idee. Wie oft sollen wir hingehen? Wenn es möglich ist, können wir zwei oder dreimal pro Woche, das passt ja. Ich glaube, zweimal ist genug. Abends und morgen könnten wir zusammen hingehen. Das passt ja. Ja, natürlich. Ich mache das gerne. Ich glaube, dass viele Spielzeug zu Hause ist. Deshalb brauchen wir nicht Spielzeug kaufen, oder? Ja, ich denke, wir müssen eine Spielzeug für Katze kaufen. Zum Beispiel, es könnte Federn oder Ball sein. Ist das okay für dich? Aber ich glaube, diese Spielzeug sind zu Hause. Gibt es zu Hause. Ja. Deshalb brauchen nicht wir kaufen. Dann, was können wir kaufen? Wir kaufen nicht. Okay. Aber wir haben ein Problem. Wir müssen Katzen Toilette pflegen. Aber ich kann nicht machen. Deshalb kannst du bitte diese Aufgabe erledigen. Ja, natürlich. Ich kann sauber machen. Katzen Toilette sauber machen. Und ich kann neue Sand wechseln. Wechseln. Değiştirmek. Okay, wechseln. Okay. Wie lange könnten wir mit Katzen bleiben? Hast du genug Zeit? Ja, ich hab mit am Nachmittag genug Zeit. Wir können zwei Stunden bleiben. Mit Katzen bleiben. Ja, okay. Das passt mir gut. Okay, gut. Haben wir alles erledigt, oder? Ja, wir haben alles gesprochen. Dann bis morgen. Bis morgen. Okay. Okay. Ich dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Ben gün bakıyorum da hangi gündü diye değilmiş. Gün yokmuş. Evet.
Teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın yani biraz. Yok estağfurullah hocam. İyi, gayet iyi. Kusura bakacak bir durum yok gerçekten. Çünkü sınavda da bunun 3-5 katı, 10 katı daha bir panik oluyoruz, heyecan oluyoruz. Ama problem değil. Bunları alıştırmak için yapıyoruz zaten. Evet, başka... Evet, Serra Hocam. Serra Hocam'la eşlik etmek isteyen var mı? Ben dinliyorum hocam şu an. Dinliyorsunuz güzel. Nihat Hocam, denemek ister misiniz? Vallahi hocam, arkadaşlar bayağı güzel yapıyor da bu seviye ne hocam burada şu an? Hocam burada seviye aslında A2.5. Yani bu temalar A2.5 teması. Ama A2 seviyesinde herkes kursu görüyor. Ondan sonra DTS B1 denen Swandre Dodge kurs sınavı oluyorsun. B1 diyorlar adını ama B1 değil yani. A2.5. Seviye bu. Yani normal telkin B1 değil yani. Onu demem gerekirse. Hocam sorularla beni yönlendirecek birisi varsa ben dahil olabilirim. Gerçi bizim kurslar bir ay oldu başlayalı ama yani yardımcı olabilir miyim? Şimdi Falcon hocam şöyle diye yapalım. Yani sadece soruyla iş görmüyor. Ben de sorabilirim. Yani, sorun değil. Evet. Sorun değil. Yani bir soru sorulduğu zaman da burada mesela alttaki o punktlardan siz de karşıdaki partnerinize bir şey sormanız lazım. Evet. Mesela işte bu füter kim ilgilenecek bu işte hayvanın yemiyle, THG'den mi alınacak, süpermarketten mi alınacak ya da işte we oft hingehen, o da we oft zavbamahın kassan tuvaleten filigen und neuesand wie lange mit kasse bleiben. Yani bunlar tabii başlık olarak verilebilir ama bunun teferruatlandırabiliriz. Yani bu şekilde de yapabiliriz. Mesela yine şimdi Azra hocam maşallah şeyi iyi, background'u iyi Azra hocamın. Burada bizi de yönlendirdi çünkü ben de çok iyi değilim. Yani anlıyorum ama konuşma şeyi çok daha zor açıkçası yani. Ben mi başlayacağım ya da yapacak mıyım? Şimdi şöyle şöyle yapalım mı? Falcon hocamla Nihat hocam ikiniz bir giriş mi hocam temaya? Biraz önce gördünüz zaten Azra hocamla Filiz hocam yapmaya çalıştılar. Biz de destek verelim. Tamam hocam, deneyelim. Yani ben A2 kursuna yeni başlayacağım da ama şey yaparız hocam. Bakayım. Hocam kursa şey yaparsa ben bir ay oldu daha A1. Bir ay oldu. Ama şey tamam, böyle... Şey yapalım hocam, şu konuşalım o zaman. Tamam. Siz mi başlarsınız, ben mi başlayayım? Fark etmez hocam, siz başlayın buyurun. Nihat'tı galiba. Hello Nihat, we get in and we get the other. Front English konuşacağız değil mi hocam? Ya. Doğru. Tamam. Ya. Tamam. Hello Nihat, we get the good by dir. By dir auch gut, danke schön. Unsere Freundin oder unser Freund muss für diese Woche nach Berlin fahren. Sie hat mich gefragt, ob sie uns oder ob sie mich in dieser Zeit um ihren Kätzchen kümmern können. Dann hast du Zeit? Können wir die Kätzchen mit dieser Kätzchen bleiben oder kümmern? Ja, ich habe Zeit. Jetzt habe ich keine Kurs besuchen. Ich habe viel Zeit. Wir können bleiben. Okay, dann ich glaube, müssen wir
die Sachen machen. Zum Beispiel sollen wir die Futter die, oder den Futter kaufen oder wo kaufen wir die, den Futter für die Katzen? Ja, ich will hast du Ideen? Ich habe keine Katze, deswegen weiß ich nicht, wo kaufe ich. Ja, ich habe auch keine Katze oder andere Tier, aber ich weiß, wo kann wir kaufen. Ich habe in Lidl gesehen, viele Katze Futter gibt es da. Zum Beispiel mit Fleisch vermischen, mit Gemüse Fleisch vermischen. Gibt es viele Dose, wir kann kaufen diese und Süßigkeit, gibt es für Katze Süßigkeit, wir kann kaufen, das am besten, ich denke. Okay, dann wie oft müssen wir die dahin gehen, weißt du? Vielleicht dreimal am Woche. Für mich gut. Was denkst du? Hast du Zeit? Ja, natürlich habe ich Zeit. Ich kann auch dreimal in der Woche oder pro. Welche Tage? Haben Sie Zeit? Ich habe Montag, Mittwoch und Freitag Zeit. Freitag für mich. Nachmittags. Nachmittags. Genau. Aber Freitag für mich nicht passt. Für morgen ich gehe schwimmen. Mittag ich gehe beten. Freitag beten. Später ich habe einen Termin. Wie wäre Samstag? Samstag. Ja, wenn für Katze passt, wenn für Katze passt, für mich auch passt. Aber, ja, okay, gut. Sollen wir unser Freund fragen? Okay, dann, gut. Sollen wir den Spielzeug kaufen? Spielzeug, ich habe eine Kaffee. Drin eine Bau. Eine Bäume gibt es. Aber ich habe eine große Käfig. Gibt es eine Bäume? Wenn wir bringen, wenn wir die Katze in Käfig bringen, die kann spielen da. Ja, für Katze, das ist gut, ich denke. Okay, dann ich denke auch, wir müssen Katzentoilette pflegen. Zum Beispiel machen wir sauber oder brauchen wir ein neuer Sand. Deswegen sollen wir das kaufen. Normalerweise ich hasse sauber machen Katzen Toilette, aber jetzt in dieser Zeit vielleicht einfach mit Sand wir können wechseln. Okay, dann du bringst den Sand mit, dann ich hatte
Ich habe dich auch gefragt oder ich wollte dich fragen, wie lange mit Katzen bleiben? Wie viel Uhr oder wie viele Stunden? Drei Stunden, geht das? Ja, ich glaube, ja, das geht. Das geht, ja. Wir haben Zeit, kein Problem. Drei Stunden, ich denke, genug. Okay, alles klar. Danke für deinen Helfen. Ich denke auch. Tschüss. Tamam. Teşekkürler arkadaşlar. Kediler bizde. Şimdi siz planı yaparken bayanlarla erkeklerin arasındaki fark da ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Yani biz çok böyle derine dalıyoruz. Ben de dahil olmak üzere. Ama bayanlar konuyu anlattı. Daha böyle hani çok teferruata girmeden. Şimdi Nihat Hocam çok güzel şeyler anlatmaya çalıştı ama tabii hem kendisi iyi anlatımı hem de karşı tarafta ki de ona reaksiyon verip veremeyeceğini iyi bilmek lazım hocam. Ona göre yüzeysel yapılabilseydi daha kolaydı mesela buradaki temalara göre. Nihat Hocam güzel işte Doze'den bahsetti, işte Aldi'den gördüğünü söyledi vesaire. Güzel değindi. Ama 3 dakikayı geçmemesi gerekiyor hocam bizim bu konuşmamızın. Bunu bilmeniz lazım. 3 dakika geçmemesi lazım ama biz onu bilmiyorduk hocam. Ne kadar uzatırsa bu kadar iyi zannediyoruz. Değil hocam. Sınavda partnerinizle birlikte size zaten 15 dakika bir süreniz var orada. Normalde sınav telkin sitesinde zaten 16 dakika yazıyor. Ama bunu o adamlar orada 15 dakikayı düşürüyorlar. Forstering yapıyorsunuz. İşte maksimum 3 dakika diyor. İşte build tanımlama yapıyorsunuz. Maksimum 3 dakika diyor. Maksimum da demiyor. Yani 3'er dakika. Etras plan yapıyorsunuz. 3 dakika. Normalde 9 dakika. 9 dakikanı da partneriniz yapıyor. Toplam 16 dakika. Sistem bu. Bu prüferin arada size sorular sorması vesaire dahil 16 dakikada işlemi bitiriyor yani. O yüzden 3 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Yani çok uzatmamak lazım. Ben anladım sizin mesela biraz uzattınız işte o gün işte şöyle terminim var, böyle işte bir tınım var vesaire. Ama çok uzatmamak lazım. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Zübeyde Hocam gelmiş. Zübeyde Hocam konuşmak ister misiniz? Size bir partner bulalım. Yeni katıldım hocam. İnternetim de kötü biraz. Vallahi sesiniz gayet güzel gidiyor hocam. Yani cesaretiniz varsa problem yok. Hiç konuşmadım. Geriyim de biraz. Hocam sesiniz gayet net geliyor. Herhalde Almanca'da konuşabilirsiniz diye düşünüyorum. Deneyelim. Evet. Serra hocam eşlik etmek ister misiniz? Zübeyde hocama. Ya, deneyeyim ama çok iyi yapamam. Hocam çok iyi yapamam diyenlerden korkarım ben. Buyurun. Yok estağfurullah. Zübeyde miydi? Hello Zübeyde, VG testi ya. Gut und dir? Mir geht es auch gut, danke. Unsere Freundin Natalie muss für eine Woche nach Berlin fahren. Sie hat mir gefragt, ob ich mich in dieser Zeit um ihre Katzen kümmern können. Hast du Zeit und Lust? Oder können wir uns ihre Aufgaben erledigen? Hast du Zeit und Lust? Ich kümmere mich seine Katzen, wie ich mag gerne. Futsal ne demek? Ben bunu bilmiyorum. Futsal.
beslemek kedinin yiyeceği, yani hayvanların. Okay. Ich habe kein Katzen. Ich habe nicht essen. Katzen essen. Wo kaufen Katzen? Ne diyeceğiz? Yemeği mi diyeceğiz? Essen. Süte. Kedi maması hocam, öyle düşünün. Hı. Ya da köpek maması, hayvan maması yani. Füte. Ich habe auch keine Katze. Ich kann kaufen. Es gibt neben mein Haus ein Supermarket. Ich kann kaufen. Das ist eine gute Idee. Okay, aber wie oft sollen wir uns hin und gehen, weißt du? Ich weiß nicht, hingegen içine gitmek mi? Nasıl alacağız mı diyor? Yani hingegen. Yok, oraya gün içinde, hani kedi onun evinde olacağı için kaç kez gitmeliyiz, ne sıklıkta gibi. Ich denke. Böyle yapalım arkadaşlar. Ben size bunun çözümlü hali var burada. Ben size onu hemen açayım 2 dakika. Şimdi bilinmeyen kelimeler varsa o tabii o zaman daha zor iş. Şimdi bu ekranı görebiliyor musunuz hocam şu an? Yok hocam, sadece evet ekran, ama çözüm görünmüyor. Bir saniye ayarlıyorum. Tam ayarlamıştım aslında, mı gitti? Başa gitmiş. Şu anda görebiliyor musunuz? Hayır hocam. Aynı ekran mı? O zaman hemen ayarlıyorum. Hocam kusura bakmayın, ben kursa falan gitmedim. Kendi kendime öğrenmeye çalışıyorum. O yüzden baştan problem, kötüyüm. Aynı problem. Yani vallahi hocam şöyle söyleyeyim size. Benim emin olun 3-4 tane, kimisinin 2 tane, kimisinin 3 tane çocuğu olan, kursa hiç gidemeyen arkadaşlar şu anda B2 sınavını verdiler yani. O yüzden hiç kursa gitmeden mi? Hiç kursa gitmeden, aynen öyle. Vallahi helal olsun. Yani kurs, çoğu kurslar zaten çok verimli değil. Bir Azra hocam memnunmuş kursundan. Çoğu kurslardan memnun değilsiniz yani. Ben de çok memnunum. Ben hiç gitmedim. Bizim de 3 çocuk var. Almanya'ya geleli 1 yıl oldu. Kendi kendimizi takip ediyoruz. Sizler sayesinde işte biraz öğrenmeye çalışıyoruz. Evet, bu konuşmayı yapabilirsek zaten sorun yok yani. Çözümü bu abla. Bunun birçok şeyleri de var. Farklı versiyonları da yapılabilir. Yani şimdi kaydını bir iki saate attıktan sonra görürsünüz zaten biraz farklı arkadaşlar yaptı. Daha farklı yapılabiliyor. Sadece kelime bilgisiyle, işte gramatik bilgisiyle eşit orantılı ya da pratik öğrenmeden eşit orantılı. Bunu bir deneyin isterseniz. Biriniz A olun, biriniz B olun. Tamam. Hocam, gruba da atabilir misiniz? Buyurun hocam. Hocam bu zaten grubun title'ında var zaten bu. Ben bulamadım bugün. Gruba girdiğiniz zaman da en üstte adı neydi bunun? Title diyorum da. Yani bunu yapın, daha sonra göstereyim ben bize. Tamam.
Hallos Bede hast du gehört, unsere Freundin Anna fährt für eine Woche nach Berlin. Sie möchte, dass wir auf ihre Katze aufpassen. Normalerweise habe ich Angst, aber für sie mache ich das gern. Welches Futter ist die Katze? Frisst die Katze? Ich bin nicht so sicher. Anna möchte für uns einen Einkaufszettel schreiben. Ich glaube, wir müssen das Futter bei einem Tigerchef kaufen. Kein Bild. Yine gitti ekran. Ekran gitti. Olmuyor hocam. Ich glaube, wir müssen das Futter bei einem Tigerchef kaufen. Hast du eine Idee, was wir mit der Katze spielen oder machen können? Katzen mögen kleine Bälle und Plastikspielzeug. Außerdem brauchen wir einen Kratzbaum. Wir können im Tigerchef ein paar Spielsachen kaufen und auch Anna fragen. Aber einen Kratzbaum brauchen wir nicht, weil sie schon einen zu Hause hat. Aber bitte, ich kann nicht Katzentoiletten sauber machen, weil ich das ekelhaft finde. Okay, kein Problem. Ich mache das. Ich halte mir die Nase so und dann ist alles gut. Ich denke, wir sollten jeden Tag hingehen. Aber wie lange sollen wir bleiben? Ich denke, es reicht, wenn wir 1-2 Stunden mit ihr bleiben. Dann haben wir genug Zeit zum Spielen. Und so weiter deniyor hocam. Buraya kadar temayı söyledikten sonra okey deyip vedalaşabilirsiniz yani. Evet. Okay, wir bleiben im Kontakt. Tschüss. Tschüss. Evet. Bu akşamlık da bunu böyle yapmış olalım ve sonlandırmış olalım arkadaşlar. Şimdi grupta da ben şeyi göstereyim arkadaşlar. Şurada en yukarıda var ya. En yukarıda sabitlenen mesaj. Bakın burada iki tane. Pardon, bu değil ya. Bunu yaptık zannetmiştim. Bu değilmiş. Okey. Şöyle izah edeyim hemen. Grubun şuradaki linkine tıklıyoruz arkadaşlar. Dosyalar var. Beni duyuyor musunuz şu an? Evet hocam, duyuyoruz. Bu dosyalarda hemen en yukarıda 85 tane plan dediğimiz bu PDF'i açıyorsunuz. Dersleri de biz zaten buradan yapıyoruz. Şu anda bu akşamki 68.ydi yanlış hatırlamıyorsam. 68. Mesela bu akşam bunu yaptık. Şimdi bunun çözümü kısmen bu. Yani bu değiştirilebilir. Çok farklı çözümleri var. Yarın akşamki konumuzda, yani dersimiz olmayacak gerçi de pazartesi günü için dersimiz, pardon, bugün mu yaptık bunu zaten? 70. Aynı Freud Kümen olacak mesela yarın akşam. Öyle devam edecek. Bu derslerin diğerlerini birden başladık. Hepsinin YouTube kanalında var. Böyle en son arkadaşlar böyle yapıp gideceğiz. Hepsinin çözümleri yok. Bunu işte birazcık evde kendimiz çalışmamız gerekiyor. Bir böyle bir güzellik var arkadaşlar. Bir de dosya burada... olarak
Çok özür dilerim. İlk de dosya olarak var mı hocam sıralı? Bu dosya şu anda ekranda görüyor musunuz? Grup bilgisinde dosya diye tıkladığımız zaman. Evet. Burada hepsi var hocam onların. Ha, tamam. Ben de siz gruba atacaksınız diye bekliyordum normalde. Yok hep 500 küsür tane dosya var hocam burada. Yani bunların 3-5 tanesi tekrar olabilir ama hadi abartalım 50 tanesi tekrar olabilir. Emin de değilim. Ama genellikle yeni yeni dosyalar, bilgiler burada var. Burada mesela daha önce yapmış olduğumuz şeyler var. Bild Beschreibung dediğimiz bunların tanımlamaları var. Ja da mesela burada etwas planen kelime kalıpları var. Şu anda ekrana ben bir tanesini açayım. Bu bildiğiniz kalıp. Bunu açtığınız zaman da burada işte wie geht es dir, nasılsın? Schön dich zu sehen. Seni gördüğüme sevindim. Mir geht es gut. Ben iyiyim. Und diye sen nasılsın gibi. Bunlar kalıp cümleler. Mesela Vorschlag, eine Termin ausmachen. Öneriler yapın ve randevu alın. Bu kelimeler var. O bölümlerde. Böyle aşağı doğru gittiğiniz zaman da bunun mutlaka çıktısını alıp yani çocukları parka götürdüğünüz zaman bile okunabilir. Mesela konuşmaya devam ettirmek için ya gen, ya stimmt, ja klar, warum, warum nicht, o da warum nicht gibi böyle yapılabiliyor. Yani çünkü bizim üniversite kursunda bir arkadaş şöyle demişti. Ben çocukları parka götürüyorum. Elime de bu ders notlarının çıktılarını aldım. Yazıcı aldım hem dedi. Çıktılarını alıyorum. Onlar parktayken ben de onları karalıyorum. İşte notlar çıkartıyorum. Öylelikle ezberleyerek dedi. B2'de neredeyse tam puan almışım dedi yani. Konuşma bölümünde. Sadece ezberledim ama dedi. Tabii sadece ezberlerken de aslında öğreniyorsun. Yani içinizde öğretmen varsa bunu bilir. Kopya çekmek için öğrenciler aslında çalışır. İşte buluşmayla alakalı burada problemlerle alakalı bir sürü temalar var hocam. Bunlara bakın. Yani burada farklı yine etwas planenler de var. Bunlara tek tek bakabilirsiniz yani. Mesela brief temaları var, brief konuları var. Ondan sonra gramatik konuları var. Vardı var yani. Mesela Helin hocamın burada en son yaptığı brief derslerinden işte A2 seviyesinde nasıl yazılır, B1 seviyesinde nasıl yazılır, formal ya da unformal nasıl yazılır gibi böyle karşılıklı, karşılaştırmalı bir şekilde bir temaları, örnekleri var. Lakin bunları böyle bakabilirsiniz yani arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Pazartesi derste Azra hocam olacak. İnşallah görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar.